Herkese merhaba. Kendi yap mini torna tezgahı video serisinin ikinci bölümüyle yine birlikteyiz. Geçen videoda ana gövde fener mili ve flanşın yapımını göstermiştim ben size. Bu videoda fener miline kama kanalını açacağım. Ardından flanş üzerine aynayı monte edeceğim. Aynayı monte ederken flanşın üzerine bir tane fatura açmam gerekiyor. Daha önce universal torna tezgahlarını kısıtlı da olsa bir freze tezgahı olarak nasıl kullanılabileceğini size göstermeye çalışmıştım. Zaten kanalı takip edenler olaya gayet hakimler. Bu videoda ise bir dik freze tezgahını, özellikle mini freze tezgahını kısıtlı bir torna tezgahı olarak nasıl kullanabiliriz konusuna değinmeye çalışacağım. Ben işlemi hızlandırmak için kesici takım olarak parmak freze çakısı kullandım ama siz spindle'a normal torna kateri takarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Freze tezgahını normal kullanım senaryosundan çok farklı kullanacağım için aslında çok dikkatli olmam gerekecek. Ve dikkatsizliğin neye mal olduğunu birazdan göreceksiniz zaten. Neyse, kama kanalı bittiğine göre şimdi freze tezgahını torna tezgahı olarak nasıl kullanacağımız konusuna değinmeye çalışayım. Bu yaptığım torna tezgahında salgının en düşük seviyede olmasını hedefliyorum. Bunun için mini torna, ana gövdesi ve fener mili birbirine monte edilmiş halde flanşın üzerindeki işlemi gerçekleştireceğiz. Fener milini de indeksleme tablasına bağladım gördüğünüz üzere. Kesici takım metale şekillendirirken ben de yavaş yavaş fener milini bu indeksleme tablası vasıtasıyla döndürerek her tarafın eşit şekilde tornalanmasını sağlayacağım. Gördüğünüz üzere indeksleme tablasını fener miline düzgün monte edemediğim için karbür freze çakısını maalesef kırdım. Bu yaptığımız işlemi torna tezgahı ile yapmak aslında 5 dakikalık iş. Ama aynı işlemi freze tezgahıyla da yapılabildiğini size göstermek istiyorum ben. Esasında bu işin püf noktası şekillendirilecek iş parçasına bağlı bütün donanımların aynı eksende olmasını sağlamak. Bunu yaptıktan sonra aslında bunun gibi bir mini dik frezeyi de torna tezgahı olarak kullanabiliyorsunuz. Aynayı monte etmek için montaj deliklerinin yerini açmaya geldi sıra. Bunun için işaretleme yapacağım. Burada size söylemek istediğim bir şey var. Torna tesviyeci olmak için en azından asgari düzeyde de olsa kesinlikle geometri bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Aksi takdirde pek çok projeyi hayata geçiremeyebilirsiniz. Bu arada hemen hatırlatmalarımı da yapayım. Kanalımın bir tane Instagram hesabı var. Onu takip ederseniz aynı zamanda bütçeniz doğrultusunda YouTube'un imkan ve olanaklarını kullanarak kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan
Arkadaşlar için de benim iletişim bilgilerimin hepsi bu videonun açıklamalar kısmında yer alıyor. Oradan bakabilirsiniz. Evet, şimdi parçaları temizleyip montaj işlemine başlayabilirim. Öncelikle bu kalıp marka boyasını sökeyim. Bence sonuç çok başarılı oldu. Her zamanki gibi. Beni sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma da abone olmayı ihmal etmeyin. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.